gayb konusu, yani gayb kavramı şuhud kavramıyla karşıt. Dolayısıyla da nerede başlıyor, nerede bitiyor konusu, şuhudun yani ışığın tutulduğu aralık, ki bizim tanık olduğumuz şuhud kelimesi şehide kelimesinden, şahit, şehade, bunların hepsi aynı kelimenin türevleri. Tanık olunan, yaşanan an itibariyle, yaşanan zaman yine şuhudun bir parçası. Biz insanlar yaşanan zamana tanık oluyoruz, gözlerimizle, duyduklarımızla. Bir de yaşanan zamanın geride bıraktığı izleri de bir şekilde yoklayabiliyoruz. Oradan da tanıklığımız söz konusu. Ama bildiğiniz üzere bu izler zamanla kaybolduğu zaman o yaşanan hadise artık erişilemez kadar dibe gittiğinde de gayb oluveriyor. Artık erişemiyorsunuz. Dolayısıyla başladığı yer erişimimizin olmadığı. Erişemediğimiz bilgi gayb. Arapçada gelmeyen kişiye gayb diyorlar. Burada mı değil, gayb. Hazır olmayan her şey gayb. Kelimenin kendisinden yolculuk edersek anlama. Dolayısıyla hazırda bulunan, tanık olunan, elde olan her neyse, bunlar tanık olduğumuz, bilgisine kavuştuğumuz şeyler. Gayb olan şeylerse bunun dışında kalan. Bizim şeylerimiz de sınırlı imkanlarımızla erişip öğrenemediğimiz, bilemediğimiz şeyler. Dolayısıyla görece bakacak olursanız bizim şu anda yolu göremiyorum ben şu anda. Yoldan kaç araba geçiyor? Atlı araç mı geçiyor? Traktör mü geçiyor? Bunu bilemiyorum. Bilmem de şu anda mümkün değil. Benim için gayb orası. Bunu size söylesem, biri de gitse denetlese nasıl biliyor diye hayret edersiniz. Yani şu anda karşıdan bir çocuk geçiyor. Yanında da bir tane çocuk arabası var falan. Böyle şeyler söylesem ya bunları sallıyor dersiniz. Bunları gidip hakikaten öyle olduğunu görseniz bu sefer ne numara yapıyor acaba? Bir kamera falan mı var? Araç kullanması gerek bu bilgiyi öğrenmesi için. Hiç araç olmadan emin olsanız ki bunları biliyorum, bu adamda olağanüstü şeyler var demeye başlarsınız. İşte gaybın zorlandığı nokta o. Dolayısıyla görece de bir gaybtan söz edebiliriz. Kur'an'da bütün insanlığın bildiği bilgi kadarıyla bunun gerisinde kalan yahut ilerisinde kalan hususları da yine Cenab-ı Hak gayb olarak tarif ediyor. Dolayısıyla o gaybın bilgisine sahip. Biz tanık olduğumuz alan, nasıl ki o'da öğrendiklerimiz bizi gaybı bilen noktasına getirmiyorsa, geçmişin çok derinliklerinde kalan bir bilgiyi Cenab-ı Hak istisnai olarak bize bildirse de, bildirdiği anda bir hemencecik gaybı biliyor olmuyoruz. Çünkü o bilgi, gayba dair o yekün bilgiden istisnai bazı şeyler bildirilmiş oluyor size. O gaybi bilgi yine onun katında. Bütün o derinlikleriyle, genişliğiyle, uçsuz bucaksız o bilgi yine onun kontrolünde. Bize nitekim geçmişten böyle bilgilendirdikleri olduğu gibi, gelecekten de yine böyle noktasal ve kendi inisiyatifiyle, yani istediği kadarıyla o bilgilendirmiş durumda. Cennete dair, demin konu ettiğimiz şeylere dair bilgileri Allah Azze ve Celle'nin bildirmesiyle öğrendik. Kendimiz gaybı bilme marifetiyle öğrenmiş değiliz. Bu ikisinin ayrımını yapmak istedim. Ben gaybı biliyorum demek, ben ona ihtiyaç duymadan gaybı bilme becerisine, o gayba dair bilgiye, her istediğim bilgiye kavuşma imkanına sahibim iddiası. Kendi kendime böyle bir şey söz konusu değil. Hiçbir beşer böyle bir imkana kavuşmuş değil. Kâhinler gaybı karıştırdı. Evet. Normal insanlardan çok mikrofon olayı yine. Evet. Kahinlerin gaybı bildikleri iddiasıyla alakalı bir yeni soru var. Demin abimizin sorduğu soruda da cinlerin bildikleri ne olacak gibi bir şey vardı. Halbuki cinler de gaybı bilmiyorlar. Tebeyyenetil cinnu en lev kanu ya'lemunel gaybe ma labisu fil azabil muhin. Belli oldu ki cinler gaybı bilselerdi, o zaman bu aşağılık azabın içerisinde bekleye durmazlardı. Orada Hazreti Süleyman Aleyhisselam vefat etmiş ama bunun bilgisine kavuşamıyorlar. Onun korkusuyla da çalışmaya devam ediyorlar. Allah Azze ve Celle, peki cinlerin gaybı zorladıkları, öğrenmeye çabaladıkları, yaratılışları dolayısıyla bizden ayrı olarak, yaratılışları dolayısıyla gökte belli konumlara çıkmaya, belli riskleri göze alarak
belli şeyleri duymaya, hatta Kur'an ifadesiyle söylersek çalmaya çalışmaları bilinen bir şey mi? Bilinen bir şey. Kur'an bunlardan bahsediyor. Bu onları gaybı bilen noktasına getiriyor mu? Getirmiyor. Çünkü sahip olduğunuz bir öğrenebildiğiniz birkaç şey sizi artık gaybı biliyor noktasına getirmez. Şuhud ile de öğrendikleriniz yine şuhud gelmeden önce gayıptı. Mesela yarın olacak olan şeyler bugün için gayıptır. Yarın biz onları gördüğümüz, öğrendiğimiz zaman gayba kavuşmuş mu olacağız? Hayır. Çünkü gayb ondan da öte bir şey. Yarınla sınırlı olan bir şey değil. Gayb, siz erişemediğiniz sürece gayb. Siz eriştiğiniz andan itibaren o artık o bilgi gaybi olmaktan çıkmış, sizin bilgi alanınıza girmiştir. Allah Azze ve Celle hangi alanda bize bilgi almamızı, nereye ışık tutuyorsa, gösteriyorsa, ki yaşattığı an itibariyle her şeyi o bize öğretiyor. Bunlar öğretmeseydi de bizim açımızdan gaybi bilgiler olarak kalacaktı. Dolayısıyla öğrendiklerimiz kadarı bizi gaybı bilen noktaya taşımaz. Biz yine gaybı bilmiyoruz. Duyularımızın ötesinde kalan noktada yine bütün çaresizliğimizle bekleye duruyoruz. Ya gerçekleşsin de öğrenelim. Hiç o ana tanık olamazsan hiç bilemezsin. Bugün ölecekler, yarın olacakları hiçbir zaman bilemeyecekler. Sana şunun haberi geldi mi diyor ayette, değil mi hocam? Evet. Yani gerekirse Allah bildiriyor. Yani o bilginin işte gelmesinden bahsediyoruz. Gelen o bilginin artık kişiyi gaybı biliyor. Ha gayba dair bazı şeyleri biliyor derseniz bu hepimiz için geçerli. Gayba dair bazı şeyleri biliyoruz. Sorsa birisi bize bunları kendi becerinizle mi öğrendiniz? Hayır. Rabbimiz öğretti. O şu şu konuları öğretmeyi diledi gayba dair. Bize öğretti. Onlar üzerinden bize vaatte bulundu, vaitte bulundu. Yaşamamızı bu gelecek bilgisine göre ayarlamamızı, önümüzde bizi bekleyen tehlikeyi ve buna dair uyarılarını yaptı vesaire. Hocam geçmişe ait bilgiyi cinlerin söylediğini... Ha cinlerin şimdi o demin söylediğimiz gayrı zorlayan, oradan çalabildikleri illa men istaraka sema diyor Cenab-ı Hak. İşitme dolayı, işitme yoluyla kimi yaptıkları hırsızlıklar. Bunlar bilgi kırıntıları. Ve bunların gerçeğe bakan, gerçek olan boyutu olduğu gibi bunların onların elinden geçtikten sonraki haliyle, yani manipülasyona uğramış haliyle, yönlendirilmiş haliyle, yalanla karıştırılmış haliyle ortalıkta dolaşan söylentileri. İçinde bunların gayba dair kırıntılar söz konusu olabilir. Bu onların yaratılışları dolayısıyla inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sema. Biz oracıkta işitme için belli konumlarda yer edinirdik, otururduk. İfadesinde yine cinlerin kendi dilinden onların yapabildikleri şeyler olarak biz öyle noktalara yükselip meleklerin konuşmalarından duymaya çalışmak. Belli ki onlar konum olarak veya yaratılış boyutu olarak buna müsaitler. Bir şekilde belli yasak alanları risk alarak girdiklerinde onları Cenab-ı Hak فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُب۪ينٌ onu bir ateş hüzmesi kovalar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Tabi bunları söyleyince de zihninizde daha başka şeyler, düşünceler oluşabilir. Şöyle ki bunlara kavuşuyorlar, bu bilgi hırsızlığını yapıyorlar. Allah Azze ve Celle demek ki kendi bilgisini, meleklere verdiği bilgileri ve o süreçteki iletişimi belli ki koruyamıyor. Arada böyle kaçaklar oluyor ve onlar da bu şekilde bunları ele geçirebiliyorlar düşüncesi oluşabilir. Allah Azze ve Celle bunların hepsinin kendi bilgisi ve kontrolü dahilinde geliştiğini, bunların da yine fitne için araç edildiğini haber veriyor. Yani bu yapılan, bu kendilerine verilen kimi şeyler, bunu zorlayanların eline geçen kimi bildi kırıntıları, onların indirdikleri yeryüzünde insanlara kâhinler üzerinden ulaştırdıkları süreçlerde hep birer fitne aracı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla sihirde mesela ne söyledik? Sihir vasıtasıyla elde edilen güç, o bilgi dolayısıyla
başkaları üzerinde oluşturulabilen etki mesela. Burada da o zamanlar demiştim ki bazılarımızın aklına, ya Allah Azze ve Celle bütün her şeyi full kontrol edemiyor mu ki birileri sihir üzerinden artık başkaları üzerinde olumsuz etkiler, eşlerin ayrılması. Ayette başka وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Kişiyle eşin arasını ayırabildikleri şeylerin öğrenmesinden bahsediyor. Ama hemen devamında ne diyor Cenab-ı Hak? وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Onlar bununla herhangi bir kimseye zarar verebilecek değillerdir. Allah'ın izin verdiği durumlar hariç. Dolayısıyla Allah'ın izin verdiği durumlarda gerçekleşir bunlar. Ne bir insanın bir insanı doğrudan katletmesi, Allah Azze ve Celle'nin ya yaşatacaktı ama adam kalktı beriki kafasını esti vurdu öldürdü, böylece Cenab-ı Hakk'ın hiç planlamadığı hesaplamadığı bir sonuç ortaya çıktı dedirtmediği gibi. Sihir üzerinden de ya cinlerin bu erişmeye çalıştıkları ve kimilerinin ellerine geçen bilgi kırıntıların hepsi yine sistemin kontrolünde herhangi bir boşluk yahut halel olduğu düşüncesine yol açmamalıdır. Allah Azze ve Celle bunların hepsini sınavın birer parçası olarak yine sınav içerisinde kullandığını söylüyor. Dönelim Resulullah'a. Hocam, buyurun. Şimdi hocam bu ben gayet bilmem bölümüyle ilgili açıklama yaptınız. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kaybı Resulü'lerle birlikte diğer kullarına da bir miktar paylaşmıştır. Resuller üzerinden. Resuller üzerinden. Tabii ayette illa men irtada min rasulin diyor. Yani alimul gaybi, gaybı bilen, fela yuzhiru, izhar etmek. İzhar ne demek? Azhara, bir şeyi belli etmek demek. Ortaya çıkarmak demek. Dolayısıyla o belli ettiği kadar kısmından söz ediyor. La yuzhiru ala gaybi ehada, illa men irtada min rasul. Ancak razı olduğu rasullerden bahsediyor. O beşer herhangi insanlarda falan onu öyle bir şey söylemedim. Dolayısıyla o bilgi bize geldiyse rasuller üzerinden geldi. Nitekim Resulullah üzerinden gelen bu bilgiler, gayba dair hususları biz risalet üzerinden onların vahiy ile teması. Yani bir kitap aracılığıyla bize gelen gaybla ilgili bilgi var. Bir de Hazreti Peygamber'in vahyin dışında yani bu kitabi olur, Allah Azze ve Celle'nin Resullerle olan veya bir beşerle olan konuşmasında Cenab-ı Hakk'ın tarif ettiği üç biçim var. Üç yol var. İlla vahyen, ma kâne li beşerin en yukellimahu Allahu illa vahyen. Ya vahiy ile, ev min verâi hicâbin, yahut perde gerisinden, ev yursile rasûlen, فَيُوحْيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَى yahut Resul göndererek dilediklerini onun üzerinden vahyetmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak Resul göndererek, Hazreti Cibril'i göndererek bu Kur'an'ı vahyetti. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَم۪ينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِر۪ينَ başka bir ayette Allah azze ve celle مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ kim Cibril'e düşman ise bilsin ki Cibril'dir onu senin kalbine Allah'ın izniyle indiren. Bu üç temas noktasından, üç vahiy aracından Resul üzerinden geliyor mesela Kur'an. Sizin kitabi vahiy diye düşünceniz. Ama bundan ayrı perde gerisinden yahut doğrudan vahiy bu kendi içine doğduğu haliyle, farkındalığına kavuştuğu haliyle. Perde gerisinden nasıl olabilir? İşte Hazreti Musa Aleyhisselam ama Cenab-ı Hakk'ın ağacın gerisinden ateş, evet, yahut rüya gibi, yani arada bir perde dediği Cenab-ı Hakk'ın bir şey var. Bunun gerisinden gelen malumat min verâi hicâbin. Hayır. Hazreti Cibril üzerinden gelen o üçüncü seçenektedir. Kitap orada oluştu ve bitti. Yani Resulullah'ın perde gerisinden bir Kur'an ayeti aldığını yahut Resulullah'ın Cibril olmaksızın bir ayet alabildiğini iddia etmemiz söz konusu değil. Kur'an bütünüyle Ruhul Emin üzerinden, Cibril üzerinden Resulullah'ın kalbine indirilmiştir. Bunu Kur'an kendisi söylüyor.
nezele bihir ruhul emin ala kalbika. Onu ruhul emin indirdi ala kalbika, senin kalbinin üzerine. Bilisanin arabiyyin mubin. Apaçık bir Arapça dil ile indirdi. Bu ruhul eminin. Efendim ruhul emin kim derseniz, başka bir ayette Cenab-ı Hak men kâne aduven li Cibril'e adını vererek, kim Cibril'e düşman ise fe innehu nezzelehu ala kalbika. Bilsin ki onu senin kalbine indiren odur. Bi iznillah, Allah'ın izniyle indirdi. Dolayısıyla Kur'an'ın indiği süreç Cibril emin üzerindedir, üzerindendir ve Resulullah'ın kalbine indirilmiştir. Bu Cenab-ı Hakk'ın demin okuduğumuz o üç vahiy şeyi var ya, ondan hemen sonra gelen ayette Cenab-ı Hak وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا, İşte böyle sana emrimizden bir ruhu vahyettik diye yine Kur'an'ın vahyedildiği o üçüncü vahiy türüne işaret ediyor. Ama bundan ayrı Resulullah'ın rüyası üzerinden alacağı, yani herhangi bir perde gerisinden alacağı, bir ses ötesinden alacağı yahut doğrudan içine doğan, o ilk seçenekte olduğu gibi vahyen dediği ilk sırada Cenab-ı Hakk'ın sanıyorum en primer hali o. Nitekim o primer halini mesela şeyde de zikrediyor. اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى اَنْ اِقْذِف۪يهِ فِي التَّابُوتِ, Musa'nın annesine vahyettiği yerde de bir emir olarak, bir bilgi olarak Cenab-ı Hak bundan söz ediyor. Hatta daha ötesine insanlığın dışına da çıkıp arıya vahyettiği ifadeyi de yine aynı kelime üzerinden onun duasına işlediği o kodlamayı diyelim yine Cenab-ı Hak vahiy üzerinden, yani vahyin şeytanların birbirine fısıldadığı yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli gurura ayetinde de şeytanların biri diğerine fısıldadıkları sözler anlamında, ilettikleri sözler anlamında, gizli ilettikleri sözler anlamında da Cenab-ı Hak evha kelimesini kullanmış. Ancak biz Resuller üzerinden gelen vahye dikkat kesiliyorsak, çünkü o vahiy ile insanlara yönelik mesaj süreci işliyor. Yönlendirme, risalet dediğimiz süreç işliyor. Burada Resulullah'a gelen Kur'an vahyi, yanı sıra Cibril aleyhisselam ile olan teması, burada onunla olan konuşması, birlikte ibadet etmeleri, ona anlattığı şeyler, bahsettiği şeyler hep yine Resulullah'ın vahiy ile olan temasıdır. Bunların hepsinin içerisinde gayba dair bir bilgi olması gerekmez. Yani konumuz gayba dair bilgiyken oradan vahye geçtik. Vahiy her halükarda içinde gayba dair bilgiyi bulundurması gerekmez. Doğrudan bir emri Allah Azze ve Celle'nin namaz kılın, zekat verin şeklindeki emirlerini de, bir yasaklamasını da, hali hazırda insanların bildiği konular hakkında o konuların müzakeresini de, nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak insanların bildiği konulardan da bahsetmiştir. O gün yaşanmış hadiselere de değinmiştir. Değindiği yerde arka planda insanların zihinlerinden geçen, mesela bir Uhud'da yaşananların insanlar cephesinde kimilerinde nasıl yaşandığını, kimilerinde nasıl yaşandığını, orada arkaya bakan yüzüyle gayba dair malumatlar da vardır. Dolayısıyla her vahiy illa gayba dair bilgi yüküdür, sadece bundan ibarettir de demek gerekmez. Ancak Allah Azze ve Celle'dendir, kişinin kendi kontrolü dışındadır. Zaten o yüzden vahiyden söz ediyoruz. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ, ben gaybı da biliyor değilim. Bu bilgi nebe anlamında, yani sizin yarınlarda, sonraki zamanlarda ne olacak, mahsul nasıl gelecek, ticaret kervanı nasıl olacak, gelişmeler ne yönde olacak, yağmur ne zaman yağacak, bu adamın kaç tane çocuğu olacak, falancanın ömrü ne kadar, değil mi? Buna dair çok temel sorular. Bilinmiyorsa şayet filancanın babası kim? Mesela bu da bilinmiyorsa şayet, bakın gayba dair bir bilgi olur. Belki o kadının kendisi biliyor olabilir. Ama hiç kimseye söylemediği, herkesin bilmediği bir ortamda çocuk delice babası kim diye araştırıyorsa gayba dair bir bilgiyi araştırıyor demektir. Yani onu Resulullah ona haber verse, aldığı bir bilgiyle, alırsa şayet, aldıysa şayet, senin baban falancadır dese, bu gayba dair bir bilgi olarak gelmiş olur yine. Halbuki insanların içerisinde onu bilen birisi söz konusu olabilir. Yani gayba dair bilgi herkesin bilmediği bir bilgidir anlamına da gelmez. Hocam ben demişim ama dinler geçmişe gidiyor deyip de bazı kişiler onları kullanıyor, geçmişten bilgi alıyor.
diyor da yani, bu, yani geçmişte olmuş bitmiş bir şey kayıp değil. Ama onunla bizim ulaşmamız... Ulaşamıyorsak artık kayıp olur. Bize kayıp. Evet. Ama o günlerin... Eğer ömürleri uzunsa ki öyle söylüyorlar. Yani diyelim ki bir cin 1000 sene yaşıyorsa. Eğer böyleyse hakikaten ben bildiğim için söylemiyorum. Şu anda da 1000 yaşında olan bir cin var ise... Onun bundan 900 sene önce yaşadığı bildiği şeyler bizim bilmediğimiz ve erişmemizin de artık mümkün olmadığı, izlerini yerin altında zaman zaman aradığımız, bizce artık gayba dönüşmüş bilgiler, eğer onların ömrü uzunsa onlar açısından henüz gayba dönüşmemiş demektir. Onlar açısından da 30 bin 40 bin sene olunca gayba dönüşür. Yani onların yaşam aralığının dışında artık bilemedikleri, izini de süremedikleri hale dönüştüğünde gayb oluverir. Allah Azze ve Celle nasıldır? Alimul gaybi ve şehadeti. Öyle şuhud ve gayb arasında bir dar alanda değildir onun bilgisi. Şuhudu da bilir. Tanık olunan hadisenin de bilgisindedir. Gaybı da bilir. Her ikisini de Cenab-ı Hak alimul gaybi ve şehadeti buyuruyor kendisi. Dolayısıyla orada herhangi bir eksiklik, herhangi bir dönüşüm, eksilme, sonradan öğrenme vesaire asla söz konusu değil. Gayben bildikleri gün gelir gerçekleştiğinde Cenab-ı Hak onları şehadeten de bilir. Çünkü her iki bilgiye de Allah Azze ve Celle sahiptir. Yani gaybı biliyor da tanık olunan zamana karşı Cenab-ı Hak kördür. Biz de işte tanık olunanı biliyoruz. O da gayba kalanı biliyor. Böyle bir şey değil. Tanık olanını da ayrıca Allah Azze ve Celle biliyor. Alimul gaybi ve şehada. Dolayısıyla tanık olunanları Allah Azze ve Celle'nin bilmesi için söylediği kimi ifadeleri gaybı bilmiyor demek ki yormak, bu iki Allah Azze ve Celle'nin biliyorum dediği ayrımı dikkatten kaçırmak olur ancak. İşte onu söylüyorum. Allah Azze ve Celle'nin şuhuden bilmesini söz ettiği ayetler. Gayben zaten biliyor. Yani Allah Azze ve Celle alimul gaybi ve şehadeti. Tabii, وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ Cihad edenleri bilsin, sabredenleri bilsin. لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ Yok. لَا عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى O da hatta yemize geçti. Başka ayetlerde de var bahsettiğiniz Allah Azze ve Celle bilsin diye ifade ettiği şeyler. وَلْيَعْلَمَ اللّٰهُ الصَّابِرِينَ Allah وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ve sabredenleri bilsin şeklindeki ifadeler Cenab-ı Hakk'ın şuhuden bilgisiyle, şehadet anıyla yani tanıklık anıyla olan bilgisiyle eşleşir. Bu onun gayben bilmediği anlamına gelmez. Çünkü o diyor ki ben gayben de biliyorum, şuhuden de biliyorum. Şehadet yani yaşanan an itibariyle de o zaman da biliyorum, öncesinden de biliyorum. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bu söylediği ifadeler onun şuhuden bilgisine işaret ediyor. Çünkü bilsin diye demiş. Gayben olsaydı gayben zaten biliyor. Peki bu ikisi arasında nasıl bir durum var derseniz tam bir örtüşme söz konusu Allah Azze ve Celle'nin bilgisi açısından. Yani gayben şöyle olacağını bildiği bir hadiseyi Cenab-ı Hak gerçekleştiğinde bildiğinde aa ben böyle olacak diye biliyordum ama böyle oldu demez hiçbir zaman. Gayben bildiği ile şuhuden bildiği birebir örtüşür. Tam diğeriyle üst üste gelir. Yani o bildiği için gerçekleşmedi değil mi? Yok. Bazı iddiayı yok, bir şey olmaz. O gayben bilgisi bildiği için gerçekleşir. Bildiği için o evvel mecbur ile gelişmek zorunda. Gayben bildiği için gerçekleşmek zorunda olursa o zaman o bilgisinin de bir ehemmiyeti kalmaz. Çünkü sonuca kendisi zaten zorlamıştır. Yani sonucu kendisi zorladığı için bunu önceden ben hiç dokunmadan, ilişmeden bilebiliyorum iddiasının hiçbir ehemmiyeti kalmaz. Bunu biz de gerçekleştirebiliriz. Yarınki oluşumları zorlayacaksak, işte şurada şu hadise olsun, burada böyle olsun, şuradan şöyle olsun, saat 3'te tatil edilsin falan zorlayacaksak ve buna dair gücümüz de var ise, bunu bugünden yarın 3'te tatil olacak
İyiydi, sen bunu zaten zorladın yani, elinde bu güçler var. Hani dediği için oldu diyorsunuz ya, o böyle olur ancak. Eğer böyleyse o zaman ben bunu bugünden biliyorum, daha yaşanmadan, şuhud aralığına girmeden bilebiliyorum iddiasının bir şeyi yok. Çünkü siz onu zaten dikte ettiniz. Allah Azze ve Celle'nin özelde kendisine has olarak iddia ettiği o bilgi türü, hiç ilişmeden, dokunmadan gerçekleşen hadiseyi zaman şeyine hiçbir biçimde takılmadan bilmesinden söz ediyoruz. Alimul gaybi dediği, yani gaybın bileni böyle. Peki şehadeti bilmesi Cenab-ı Hakk'ın gerçekleştiği andaki, gerçekleştiği biçimiyle de Allah Azze ve Celle her birimizden daha önde bir tanıktır. Bizler de gerçekleşen hadiselere tanığız. Ama biz gerçekleşen hadiseleri bile kısmen görüyoruz. Şu şehirde olanları görüyoruz. Zamanın o an itibariyle yaşanan başka şehirlerdeki olaylarını biz yine göremiyoruz. Ama Rabbin ise şuhuda da full tanıktır. İnne Rabb ve huve ala kulli şeyin şehid. Her şeye tanık. Dolayısıyla tanıklık bilgisi de Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kaplamakta ve öğrendiği her şey, tanıklık ile bildiği her şey, gayben bildiği her şey ile birebir örtüşür. Hiçbir zaman gayben bildiği şey Allah Azze ve Celle'nin gayben bildiği için gerçekleşmiş değildir. Eğer böyle olsa o zaman gayben bilmesinin iddiasının da bir anlamı kalmaz. Bunu bir kimse sonraki bir hadiseyi önceden bilebiliyorsa illaki onu dikte ediyordur diye bir insan üzerinden böyle değerlendirip sonra da bu şablonu Cenab-ı Hakk'a yapıştırarak demek ki Allah da öncesinden bilmiyordur demek, bu Allah ile kulu karıştırmak, sapla samanı karıştırmak gibidir. Bizce keyfiyeti meçhul Cenab-ı Hakk'ın bu bilgisi öncesindeki bir zaman aralığı da bizi bağlayan bir husus. Bunun Allah'a bakan yüzüyle bizi bağladığı gibi bağladığını, onun da böyle bekleyip öğrendiğini iddia edecek durumda değiliz. O gaybı bildiğini söylüyor Allah Azze ve Celle. Bizim açımızdan önemli olan biz gerçekleştirdiğimiz iradesini yaşadığımız hususlarda tam bir tercih kullanıyor muyuz? Kullanmıyor muyuz? Allah Azze ve Celle bize bu anlamda saygı duyduğunu, tam bir tercih yaşattığını, ne kendisinin, ne elçisinin, ne de herhangi bir kimsenin bu tercihlerimize dokunmasına fırsat vermediğini, ikraha kesinlikle yanaşmadığını ve bunu dokunulmaz kıldığını Kur'an ayetleriyle ifade ediyor. Dolayısıyla hal böyleyken bizi yaptıklarımızdan da mesul tutacak şekilde sorumluluğumuzla baş başa bırakmışken, öncesinde tespit ettiği hususları bize dikte ederek sonra da bak nasıl bunları öncesinde biliyorum demiş olması, bu muhal olan bir şey. Ne o bilgisi artık yüce bir bilgi olur, ne de o yaşattığı, gerçekleştirdiği sınav artık bir sınav olur. Çünkü ne bizim irademiz var, o da zaten önceden yazdığı senaryoyu bize dikte ediyor durumuna düşer. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُح۪يطًا. Bir sonraki ders devam edelim. قُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ.